Merhaba hanımlar, Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda çilek oyasını anlatacağım. Bu çilek oyasının ilk videosunu çeken benim hanımlar, ama o zamanlar biraz video konusunda fazla bilgim yoktu. Biraz kalitesiz video olmuş ilk altlarda. Şu an 250. videomuz. Bu çilek oyası 250. videomuz olacak. Yani ilk altlarda geçen sene Mayıs ayında falan başlamıştım video yüklemeye, ama dediğim gibi biraz video konusunda fazla bir becerimiz ve bilgiye sahip olmadığımız için kalitesiz bir video olmuştu. Şimdi çok isteyen arkadaşlarımız var daha düzgün bir şekilde çekimine. O yüzden yeniden bu videonun yapım aşamalarını anlatacağım. Çilek oyası çok güzel bir oya hanımlar. Ama o ilk videomuzda ben bu çileğin ilk başlarken 10 trabzan üzerine başlamıştım. Birazcık daha büyük olmuştu. Bu çok güzel oldu. 8 trabzandan yaptım ben bundan. 2 tülbent kenarı da yaptım. Bir kızıma, bir oğluma diye koyuyorum. 2 tane 2 tane yapıyorum inşallah. Rabbim güzel günlerde kullanmayı nasip etsin onlara. Dediğim gibi 8 trabzanlı başlayacağız. Şimdi ilk önce çileğimizin yapım aşamalarını anlatmaya başlayalım. Haydi bismillah diyelim, başlayalım hanımlar. Kırmızı hanımlar, kırmızı beyaz yazmalarınız varsa çileğin rengi genellikle kırmızı ve pembeyi andıran renklerdir. Bu renkleri kullanırsanız daha hoş oluyor. Yani ben görüyorum mavi çilek, bordo çilek, beyaz çilek yapıyorsunuz, ama gerçekten de çileğin ana rengi ya kırmızı ya da böyle pembe tonlarını andıran renklerdir. Şimdi başlayalım. İlk önce çilek motifini yaparak işimize başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar 10 kadar zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu çektiğimiz zinciri ilk başladığımız yerden batıp kapatıp bir yuva elde ediyoruz hanımlar. Bakın böyle bir yuvamız elde ettik. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başına bir kez dolayıp yuvaya giriyorum. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2. Başına bir kez dolayıp yuvaya giriyorum. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2. Başına bir kez dolayıp yuvaya giriyorum. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2. Dediğim gibi şimdi 8 trabzan yapacağız. İlk başta çekmiş olduğum başlarken zincirle beraber sayıyoruz. Şu an 4 oldu. O zincirle beraber toplamda 8 tane trabzan yapıyoruz. 3 kere de çıkarak. Evet hanımlar, 8 tane trabzanımı yaptım yuvama. 3 kere de çıkarak. Şimdi buraya 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Başına bir kez doluyorum. Tekrar aynı yuvama giriyorum. Önce bir kez alıyorum. Sonra 2, sonra 2. Başına bir kez doladım. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2. Yine 8 tane trabzan yapıyorum. 3, 4, 5. Bu sayılarla çok güzel boyda çilek elde ediyoruz hanımlar. Bu sayıları yaparsanız eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 8. arkadaşlar. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. 8 bir tarafta. Ortada 3 zincir, 8 bir tarafta. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlk başladığım trabzanıma 3 zincirimi tutturuyorum. Bakın böyle bir şey elde etmiş oluyoruz. Kamera açımı. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle bir şey elde etmiş oluyoruz. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen yandaki trabzanın tepesini sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir diğer trabzanın tepesine sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındakine kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Diğer yandakine kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir diğer yandaki trabzanın tepesine kapatıyorum. 3 zincir. Son trabzanın tepesine kapadım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 3 zincirli yuva yaptık. Bütün trabzanların tepesine batarak. Şimdi şu aradaki 3 zincirli yerimize geldik. 3 zincir çekiyorum. Bakın bu zincirin üzerine hiç batmayacağız. Bu zinciri hep zincir çekerek karşıya atlayacağız.
3 zincir çektim, hemen karşı trabzanın ilk trabzanın tepesine battım, kapadım. 3 zincir çekiyorum, yandaki trabzanın tepesine batıp kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum, bir yandaki trabzanın tepesine batıp kapatıyorum. 3 zincir hemen yandaki trabzana. Bütün trabzanların tepesine 3 zincir çekip sık iğne ile kapatıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyorum, bir yandaki trabzanın tepesine kapatıyorum. Pardon. 1 2 3 zincir çekeceğim. Sökülmeseydi çekecektik, evet. İlk önceki söküldü. 1 2 tığımda bir anormallik var. 3 zincir çektim, hemen yandaki trabzanın tepesine kapadım. 3 zincir çektim, en baş trabzanın tepesine kapadım. Yine bu tarafta da 1 2 3 4 5 6 7 tane yuvamız oldu, 3 zincir çekip batarak. Bu ortadaki 3 zincirli yere geldik, zincir çekip geçtiğimiz. Yine 3 zincir çekip bakın, direkt karşıdaki yuvadan yuvaya batış yapıyoruz. Bu aradaki iki, buradaki ve buradaki 3 zincirin üzerine asla batmıyoruz. Hep 3 zincir çekip karşıya geçiyoruz. Bakın, buradaki yuvama battım. 1 2 3 zincir çektim, yandaki yuvama battım. 1 2 3 zincir çektim, onun yanındaki yuvama battım. 3 zincir bir yandaki yuvaya, hemen yandaki yuvaya batıyorum. 3 zincir, hep 3 zincir hemen yandakine. Bir, iki, üç zincir hemen yanındakine. Yine bu aradaki zincirli yerimize geldik. Bakın, ne yapıyoruz? Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Buraya hiç batmıyoruz. Bakın, bu ilk başlarken, bu ikinci. Direkt karşıdaki yuvanın içine batıyorum o araları. İki, üç zincir hemen yandaki yuvaya. Bir, iki, üç zincir diğer yuvaya. Bir, iki, üç zincir. Bu videoyu uzun tutacağım. Uzun tutacağım derken her ince ayrıntısını anlatacağım. 3 zincir diğer yuvaya, baştan sona çilek yapacağız sizinle. 3 zincir hemen yandaki yuvaya. Her sırada yuvamız eksiliyor hanımlar. Çilek formunu alıyor. Bakın, yine o araya geldik. 3 zincir çekiyorum. Direkt karşıdaki yuvanın içine batıyorum. 1 2 3 yanındakine. 1 2 3 diğer yandakine. 1 2 3 bir diğer yandakine. 1 2 3 bir diğer yandakine. 1 2 3 bir diğer yandakine ve yine o aramıza geldik. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen karşıdaki yuvaya bakın, bu aradaki 3 zincirimize hiç batmıyoruz. 3 zincir çekip hemen şu karşıdaki yuvaya batış yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum, yandaki yuva. 1 2 3 yandaki yuva. İnşallah sizleri sıkmam, 1 2 3 diyerek. Diğer yandaki yuvaya batıyorum. 1 2 3 bir yandaki yuvaya batıyorum. 1 2 3 onun yanındakine batıyorum ve yine buraya geldik. Bakın. 1 2 3. Hemen karşıya geçiyorum o zincirlere batmadan. 1 2 3 zincir yandaki yuvama. 1 2 3 kırmızı beyaz tülbentlerinize ya da sade beyaz tülbentlerinizin kenarını, ben sade beyaz tülbente yaptım. Kenarını böyle yeşil gittim. Kenarını böyle yeşil gittim sade beyaz tülbentin. Kırmızı çilekler yaptım. Aralara da kırmızı beyaz pıtırcıklar yaptım hanımlar. 3 zincir çekiyorum. Hemen yandaki yuvama batıyorum. 3 zincir hemen yandaki yuvama batıyorum. 1 2 3 zincir hemen yandaki yuvama batıyorum. Bakın, şu araya yine geldik, o 3 zincirli yere. Orası kendini belli ediyor. 1 2 3 hemen karşıya geçiyorum. Bu aradaki zincire hiç batmadan karşıdaki yuvama batış yapıyorum. 3 zincir bir diğerine. 1 2 3 bir diğerine. 1 2 3. Bakın, aslında çilek formunu almaya başladı. Şöyle katlıyoruz. Bakın.
3 zincir, buna batıyorum yandan. 1 2 3. Buna batıyorum. Yine aradaki, bakın. O 3 zincirli yere geldik. Bakın onun oradaki zincirlerin üzerine hiç batış yok. 3 zincir çekip buraya karşıya geçeceğim. 1 2 3. Hemen karşıya geçiş yaptım. 1 2 3. Hemen yanındaki yuvama. 1 2 3. Diğer yandaki yuvaya. 1 2 3. Şöyle bakalım. Hemen yandaki yuvaya ve yine 1 2 3. Bakın şöyle göstereyim elim içinden. Yine oraya geldik. Hemen bu karşıya geçiş yapıyorum. Oraya batıyorum 3 zincirimi, o karşıdaki yuvaya. 1 2 3. Yandaki yuvama. 1 2 3. Diğer yandaki yuvama. 1 2 3. Hemen buradaki yuvama. 1 2 3. Yine o zincirli yerimize geldik. Hemen şöyle yapalım, düzeltelim. Şurada artık böyle bükülü bir şekilde örebiliriz. 1 2 3. Hemen yandaki yuvaya batıyorum. 1 2 3. Onun yanındakine batıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3. Yine zincirli yerimize geldik. Bakın bu kenar. O zincirli yerimiz, ne yapıyoruz? O zincirin üzerine batmıyoruz. Hemen yandaki yuvasına karşıdan geçiş yapıp 3 zincir yandaki yuvaya. 1 2 3. Hemen yandaki yuvasına. Yine yan tarafımıza geldik. O zincirli yere batmıyoruz. Hemen diğer yuvaya batıyoruz, zincirin yanındaki yuvaya. 3 zincir diğer yuvama. Yine yana geldim zincirli yerime. Bakın şurası, şu kısım zincirli yerimiz. Hemen zincirin yanındaki yuvaya batış yapıyorum. 1 2 3. Yanındaki yuvaya batış yaptım. 1 2 3. Yine zincirli yerimiz. Hemen yanındaki yuvaya. 1 2 3 zincir. Bakın zincirli yerimiz ve öndeki yuvaya yaptım. İşte çileğimiz bitti arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bir zincir çekelim. İpimizi kıralım. Bakın. Şimdi ne yapalım bunu ki? Şimdi arkadaşlar şöyle ipimizi eğdirelim. Bakın. Kenardan yakıp alalım. Sizler daha özenli yakabilirsiniz. Ben biraz kararttım burayı. Şimdi eklemesine geçiyoruz hanımlar. İstediğimiz arayı vermek için ne yapıyoruz? Yazmamızın tığ batısını yapalım öncelikle. İstediğimiz arayı vermek için bir tane örümcek çekiyorum. Başına iki kez sarıyorum. Bir, iki kutucuk atlayıp üçüncü kutucuğuma giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkış yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ki üzerlerine pıtırcık yaparsak diye. 5 zincirimi bu çıkmış olduğum çubuğa kapadım. Bu çubuğu 7 tane, 7 tane sık iğnesiyle aşağı iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zinciri tığ battığımda kapatıyorum. Şimdi örümcek çekiyorum. Böyle halkalarımız var. Yazmalarda kullandığımız en küçük halkalar. Bu en küçük halkamı aldım. En küçük halkamı örümceğin üzerine kapatıyorum. Bakın. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Halkama girdim. 2, 2 aldım. Başına bir kez doladım. Halkama girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Başına iki kez doladım. Halkama girdim. 2, 2, 2 aldım. Başına iki kez doladım. Halkama girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Başına üç kez doluyorum. Halkama giriyorum. 2, 2, 2 alarak yaprak formunu verdik hanımlar. Bakın. Şimdi bir, 2, 3 zincir çekelim.
Son çubuğun arasından girelim çıkmış olduğum batalım. Buraya 6 tane sık iğnesiyle halkamıza iniyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi halkanın içine bir sık iğnesi yaptım. Motifimi alıyorum elime. Şimdi hanımlar bakın. Şöyle bu sırasından böyle ilk trabzan tepesine şöyle bir tane girdim. Buradan çıkardım tığımı. Buradan ipimi aldım. Şöyle bakın. Şu araya gelecek şekilde kapatacağım. Şöyle ipimi de oradan aldım. Kapadım bakın. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın şöyle göstereyim. Halkamın içine bir sık iğnesi yaptım. Şimdi hanımlar yine arkadan tığımızı biraz uzun giriyoruz. Bu sefer şöyle ortalara doğru. Bakın. Tığım buradan çıktı. Arkadan girdim. Buradan ipimi alıyorum. Arkadan çekeceğim. Ama katını çekmişim. İpimi aldım. Arkadan çektim. Bakın. Arkadan çektim. Şuradan da aldım. Şöyle kapadım. Gördünüz mü? Şimdi bir tane sık iğnesi halkama yapıyorum. Şimdi bunun yanına yine kısa bir giriş yapacağız. Bu uzun yandan bakın şöyle hemen batıyorum. Bakın. Öbür ilk battığımız gibi boyu kısa olacak. Arkadan. Pardon. Battım, ipimi çektim. Buradan da aldım, kapadım. Şimdi halkama bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Bakın hanımlar. Çileğimizi oraya eklemiş olduk. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başına bir kez dolayıp halkaya giriyorum. 2, 2 alıyorum. Başına bir kez dolayıp halkaya giriyorum. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2. Başına 2 dolayıp halkaya giriyorum. 2, 2, 2. Başına 2 dolayıp halkaya giriyorum. Önce bir kez. Sonra 2, sonra 2, sonra 2. Başına 3 kez dolayıp son kez halkama girdim. 2'şer 2'şer alıyorum. 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir çekip son çıktığım çubuğa girip batıp 6 tane sık iğnesiyle aşağı iniyorum. Halkamın içine iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. sık iğnemi halkamın içinde kapatıyorum ve bir örümcek çekiyorum hanımlar. Aşağı geliyoruz şimdi. 1, 1, 2 kutucuk sayıp ya da 3 kutucuk sayıp 4.ye batıp kapatabiliriz. İşte hanımlar, eklenişi, yapraklanışı böyleydi çilek oyamızın. İnşallah anlatabildim. Şu üstlere de pıtırcıklar yapabilirsiniz. Üstlerine de pıtırcıklar yaparak süsleyebilirsiniz. İnşallah anlatabildim hanımlar. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmına tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin.